Günaydın herkese. Biz dün şelaleye yürümeye planlıyorduk. Hatta sabah 4.30'a alarm kurmuştuk. Gün doğumunu izleyip sonra şelaleye yürüyecektik. Biraz da yüzecektik. Ama yapamıyoruz çünkü şu anda 10 metrelik 15 metrelik bir görüş mesafemiz var bu şekilde. Sisli bir gün uyandık. Gece boyunca da böyle biraz yağmur yağdı. Epeyce rüzgar esti. Hatta bir ara korktum ben, acaba çadırlar zarar görecek mi rüzgardan diye. Allah'tan bir şey olmadı. Şu an hava sakin ama yine de hiçbir şey görünmüyor. Bir de soğuk biraz. Biz böyle sis kalkana kadar burada biraz oyalanacağız işte. Kitap falan okuyacağız. İnternette takılacağız. Ben biraz edit yaptım ama laptopun da şarjı bitti. Ona da devam edemiyorum artık. Öyle şimdi şu aşağıda şurada bir yerde sisten görünmüyor tabi. Bir çeşme var, oradan suyumuzu dolduracağız. Bugün burada vakit geçireceğiz o şekilde. Ulan iyi ki kovulmuşum be. Bir anda bir patlama yaşadım ha. Şimdi biz şu tepeye çıkacağız. Dün çıkamamıştık oraya. Şurada koyunlar vardı. Onların köpeğinden korktuk. O yüzden çıkamadık. Şimdi oraya çıkıp bir etrafa bakacağız. Bugün şelale işi yalan oldu bizim. Çünkü şelale buradan yürüyerek 4,5 saat falan sürüyormuş. Yani gidiş geliş 9 saat falan sürüyor. Şu an saat 11.30'a geliyor. Bizim oraya gidip gelmemiz akşam 8'i 9'u bulacak yani. O zaman orada yüzemeyeceğiz. Hiçbir şey yapamayacağız. Gitmemizin bir anlamı yok. Umarım yarın hava güzel olur. Yarın gideriz. Şimdi bugün buralarda oyalanacağız yine. Etrafı gezeceğiz. Yürüyüş yapacağız. Öyle yani. Biz geldik o tepeye. Bakın bizim çadırlar şurada ufacık kaldılar. Şöyle bayağı yüksek bir yerdeyiz yani. Biz biraz yürüdük. Böyle bir yere geldik. Şimdi şurada şelale gibi bir şey var ama ne olduğunu anlayamadık. Şimdi oraya doğru iniyoruz. Aynen buradan geçiş var. Şurada bir köpek kardeş var. Şurada da koyun arkadaşlar var. Onları koruyor. Aha uyandı. Yemin ediyorum uyandı. Onu uyandırmadan geçelim diyecektim de. Bakıyor. İyi ya, bir şey yapmadı. Abi burası masalsı bir yer ya. Çok güzel ya. Merhaba. Buralı mısınız? Bu şelalenin adı ne? Çağlayan Şelalesi. Burada hep bir şelaleden bahsediliyor. Bu evet, şelale mi orası? Çiseli Şelalesi var bir de. He, Aybastı. Bu tarafta kalıyor biraz. Aybastı merkeze mi yakın orası? Yok. Bu yayla içerisinde Kümbet tarafından gidiyorsun oraya. Orası yani bu şelaleden daha büyük bir şelale. Anladım. Biz haritadan baktığımız zaman Aybastı'nın içinde bir yer gösteriyor ama. Yok. Yanlış mı o konu? Yanlış. Aybastı'nın içerisinde değil. Burada mı yaşıyorsunuz siz? Yok, biz gezmek için geldik. Aslında Samsun'dayız. He, anladım. Buralıyız. Yani şu yukarıdaki evlerimiz var. Anladım. Böyle hafta sonu tatil için geldik. Anladım, tamam. Siz balık mı tutuyorsunuz burada şu anda? Ya biz önceden bak buralarda biz çok balık tuttuk daha önce, küçük yapalar. Hep buralarda geçtik. Her yaz mesela. Geldik baktık şimdi balık falan var mı diye, yavru balıklar falan gördük işte, yani var. Anladım. Tamamdır, teşekkür ederiz. Biz şöyle bir gidelim şelaleye kadar. Evet. Teşekkürler, iyi günler. Görüşürüz. İyi günler, görüşürüz. Ayağım girdi suya ya. Bilekten aldı içine. Burası böyle minik bir şelale. Ortamı çok güzel. Yani buraya gelmeye değer kesinlikle. Şu vadi özellikle çok güzel. Buraya yürümek de çok keyifli. O tamam. Abi bizi çaya davet ettiler şimdi. Çay içelim mi diye bağırıyor oradan. Oraya gidiyoruz çay içmeye. Bunun kendi kablosundan hariç şarj etmiyor. Kablo değil mi? Yanıma almadım işte. Biz ya şu tepeye bir bakalım diye çıktık. Sonra burayı gördük de. Normalde her şey yanımda taşıyorum ben de. Öyle şu tepeye bakalım diye çıkınca hiç aklıma gelmedi almak yani. Bunun içindeki peynir de buranın peyniri de. Çok güzel duruyor zaten. Başlayın buyurun gelin. Bizim karnımız tok. Burada 10 bardak çay içsem bile. Normalde bir su böreğinin rengi şu şekilde bir su böreğinin rengi. Evet, açık renkli olur. Daha açık renkli olur. Biz yağmura yakalandık. Şimdi çadıra dönmeye çalışıyoruz. Mert de orada. Oh. Biz çadırlara girdik. Epeydir böyle çadırın içinde bekliyoruz. Yağmur epeyce hızlandı. Dışarısı çok fena. Burada bütün gün yağmur yağdı. Biz hala çadırdan çıkamadık. Biz buraya cuma günü gelmiştik. Şu anda pazar günü oldu. Dün sabah kalktığımızda hava sisliydi. En son gezmeye çıkmıştık ve bizi çaya davet etmişlerdi. Çay içtik, sonra Perşembe'ye gittik. Perşembe'den dönerken yağmura yakalandık biz biraz. Ama çok az yağıyordu o zaman. Dün akşamdan itibaren yoğun bir şekilde yağmur yağmaya ve rüzgar esmeye başladı. Dünden beri biz çadırdayız. Çadırdan hiç dışarı çıkamıyoruz. İşte Allah'tan biraz yiyecek bir şeyimiz vardı. Onlarla idare ediyoruz şu anda. O şekilde şu anda tamamen çadırın içindeyiz yani. Bir yere gidemiyoruz. Rüzgar esiyor. Çadır da biraz zorlanıyor. Böyle çantayı falan, gerçi burada da gözükmüyor ama çantayı falan diktim. Çadıra çantayı yasladım yani. O şekilde idare etmeye çalışıyorum. Çok az bir su almış çadırın içi. Uyku tulumunun ucu falan ıslanmış. Onu kurutmaya çalışıyorum bir şekilde. Yani şu anda bunlarla uğraşıyoruz. İlk gün çok güzeldi de bu havanın bozulması bizi biraz sıkıntıya soktu. Yarın yine hava kapalı geçecek galiba ama biraz yağış azalacak hava durumundan anladığım kadarıyla. Yarın umarım biraz durumları düzeltiriz. Güneş açınca, hava düzelince de buradan hareket edeceğiz. Bu arada şelale o kadar uzakta değilmiş. 11 kilometre uzakta değilmiş. Yürüyerek maksimum 1 saat falan bir mesafede sanırım. Şu yakınlarda bir yerde. Bir ara şelaleye de gideceğiz buradan ayrılmadan. Bakalım ya, şu an önümüzdeki haftanın çoğu günü yağışlı gözüküyor. Nasıl yapacağız hiç bilmiyorum yani. Bu Karadeniz turu nasıl olacak? Biraz zor olacak. Şimdi burası çadırın ön kapısı. Aşağıya bakıyor burası. Şurada çivi var şu anda. Şu çiviyi ben dün gece çakmamıştım. Çünkü bu çivi şurada takılıydı. Buraya çakacak kadar çivi çıkmıyor zaten paketin içinden. Öyle olunca şuradan damlayan bütün su şu kumaştan içeriye akmış çadırın içine. Şurada su birikmiş. Orada da uyku tulumumun şu uç kısmı hep ıslanmış. Şu anda onu kurutmaya çalışıyorum ama bir türlü kurumuyor. Bugün pazartesi sabah saat 9. Şöyle sisli bir güne uyandık. Hemen hemen cumartesi günü öğlen saat 3'ten beri çadırdayız biz. Sürekli yağış vardı, fırtına vardı. O yüzden çadırdan çıkamıyorduk. Bugün biraz daha ılık, yağışsız, sakin bir hava var ama hava sisli yine. İşte uyku tulumu hala kurumamış ucu. Ama içine geçmiyor sanırım çünkü yani tulumun içinde ben rahatsızlık hissetmiyorum bir şekilde. Nasıl bilmiyorum. O şekilde şu anda. Bugün böyle sakin geçecek galiba ama sisli ve kapalı bir hava olacak. Yarın da güneş açacak hava durumundan anladığım kadarıyla. Yarın yola çıkacağız. Hemen hemen 2 güne yakın olacak. 1,5-2 gündür çadırdan çıkamıyoruz havadan dolayı. Biraz alışveriş yapmıştık. Lavaşla yanında kahvaltılık bir şeyler almıştık. Salam, krem peynir tarzı. Salamımız, krem peynirimiz bitti. Sadece lavaş kaldı. Dün öğlenden beri sadece lavaş yiyoruz. Bugün alışverişe gidebilirsek umarım bir şeyler alacağız, işte onları yiyeceğiz. Şu an bu şekilde planlarımız. Biz şimdi çadırları şu tepede bıraktık. Şöyle aşağıya doğru iniyoruz. Şurada normalde Perşembe tam şu karşıda, şu yönde. Ama aşağıdaki menderesler bayağı bir yükselmiş yani. Su çok yükselmiş. Büyük ihtimalle oradan karşıdan karşıya geçemeyeceğiz. Şuradan doğru bir yol gidiyor. Şuradan yola geçiliyor. Yoldan da böyle yine Perşembe'ye gidiliyor. Yine her yeri sis kapladı ya. Oradan doğru o yola geçip yoldan doğru Perşembe'ye gideceğiz. Hem aletlerimizi şarj edeceğiz. Hem de bir şeyler yiyeceğiz. Alışveriş yapacağız falan. Öyle şu anda Perşembe'ye gidiyoruz. Geçtim. Biz Perşembe'ye gittik. Güzel bir kahvaltı yaptık. Biraz da alışveriş yaptık. Kahvaltı yaptığımız yerde de işte elektronik aletlerimizi şarj ettik. Şimdi biz şöyle bir yoldan gidiyoruz. Hazır hava biraz açılmışken şöyle biraz hava düzeldi. Şelaleye gideceğiz. Çiseli Şelalesi'ne. Bu arada bize haritadan baktığımızda Çiseli Şelalesi 11 kilometre mesafede gözüküyordu. Gidiş geliş 22 kilometre. Ben de önceki videoda öyle söylemiştim. 22 kilometre yürüyeceğiz demiştim. Ama harita hatalıymış sanırım. Yanlış bilmiyorsam buradan bir yarım saat falan bir yürüme mesafesinde. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Merhaba arkadaşlar. Harika bir gün geçiriyoruz gerçekten. Aynen. Bugün havanın düzelmesi çok iyi oldu ya. Yağışlar bizi 2 gündür çadırdan çıkamıyorduk. Evet. bayağı sıkıntıya sokmuştu yağışlar. Bugün havanın düzelmesi bize de iyi geldi, yani dışarıya çıkabildik sonunda. 2 güne yakın bir süre kaybettik çünkü, yani ortalama hemen hemen 2 gün. Aynen öyle. Biz şuradan doğru geldik şöyle. Böyle bir yerde yol bitti. Şelale şurası. Biz şimdi şöyle şuradan da iniliyor aslında ama biz şöyle yürüyüş olsun diye şuradan doğru şöyle dolanıp şöyle inip şelaleye ineceğiz. Abi şuraya bakar mısınız ya? Burası cennet gibi bir yer. Gerçekten cennet gibi bir yer. Biz şelaleye geldik. Tahminimce Perşembe'ye 5 kilometre falan bir mesafede. Yürüyerek ortalama 1 saatte falan gelinir buraya. Şimdi Kaan'ın olduğu yere kadar oradan sular fışkırıyor. O yüzden biraz uzaktan çekiyorum bunu. Şimdi biz burada yüzmeyi düşünüyorduk normalde ama su çok fazla su akıyor. Debisi çok yüksek şu anda. Bir de sanırım yeni yağmur yağdığı için çamurlu akıyor su. Hava da biraz soğuk, hasta olma ihtimalimiz yüksek eğer yüzersek. O yüzden biraz burada oyalanacağız. İşte manzaranın tadını çıkarıp fotoğraf çekinip çadırlara geri döneceğiz birazdan. Biz mesela Perşembe Yaylası'nı çok övüyorduk bu yönden. Hiçbir yerde çöp yok diye. İlk defa burada şöyle çöplere rastlamaya başladık. Sigara izmaritleri, şöyle çöpler, maske, poşetler, kartonlar, her şey var. Geldik sayılır. Çadır şurada bir yerde ama hala gözükmüyor. Önceki gün yağmur yağarken çadır bu alt kısmından doğru su aldığı için matın şurasıyla uyku tulumunun ayak ucu ıslanmıştı. Şimdi ben hazır rüzgar esiyorken biraz dışarı çıkardım böyle bunları. Kurusun diye bekliyorum. Ucu hala ıslak bunun. Sırılsıklam.